Dünya ünlü lider bir restoran zincirinin yeni yıl partisi görkemli bir davetle gerçekleşti. Gecenin ev sahipliğini Novikov CEO'su Dilyara Makarova yaptı. Hello, my name is Makarova. Merhaba, adım Dilyara ve Makarova. Uluslararası alanda CEO görevini üstlenmekteyim. Buradaki etkinlikte olmaktan çok mutluyum. Buradan bütün Türk halkının yeni yılını kutlarım, iyi bir yıl geçirmelerini dilerim. Daveti reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisinin sunası Beril Pozan da vardı. Güzel oyuncuya röportaj verirken rol arkadaşı Doğukan Polat da espriyle takıldı. Siz öncelikle projeden konuşmak istiyorsunuz, başarıyı neye borçluyuz? Başarıyı neye borçluyuz? Başarı tek başına birinin ya da bir şeye ait olmuyor. Bir ekip çalışmasıyla oluyor bence. Biz ilk tanıştığımız gün... Severek izliyoruz. Çok teşekkürler Doğukan Bey, çok sağ ol. İyi ki varsınız. Ya bir ekip çalışmasıyla oluyor gerçekten. Senaryo, yapım, oyuncular, yönetmen, prodüksiyon, kostüm, saç, makyaj. Yani gerçekten bir ekip oluyor. Beril Pozam, Yalı Çapkını dizisinde kız kardeşi Seyran'a hayat veren Afra Saraçoğlu'yla eniştesi Ferit'i canlandıran Mert Ramazan Demir'i övdü. Bayılıyorum onlara yani. O yüzden böyle gözlerimde kalpler çıkarak izliyorum her hafta gerçekten. Hatta onlar oynarken kameranın arkasında bile öyle çok keyifle izliyorum. Beril Pozam gecede önceki yaz Ada Masalı dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Erdem Kaynarca'yla da ilk kez görüntülendi. Partiye katılan Cansel Elçin'le Zeynep Tuğçe Bayat çifti 2022'nin geçiş yılı olduğunu söyledi. Koronadan sonra bir geçiş yılı diyelim. 2023'ü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bence yaratıcılığımızı göstermeye şansımız olacak. Sağlıklı olsun en önemlisi. Sevdiklerimiz... Herkesin sağlığı düzgün olsun, güzel bir sene olsun, sonra da bereketli bir senemiz olsun. Çok hızlı geçti, hiç anlamadım dün gibi gerçekten. Nedense böyle bir şey oldu bende de 2022 için. Ama 2023'te de güzel şeyler diliyorum. Bence güzel şeyler de olacak, öyle de hissediyorum. Yeni projeleri değerlendirdiklerini belirten ünlü oyuncu çift, yılbaşını Paris'te geçirme planını iptal ettiklerini belirtti. Yılbaşında Paris'te olacaksınız sanırım, doğru mu? Yok, olmayacağız. Söyleyebilir miyiz? Tabii söyleyebiliriz. Evet. Çünkü ben teyze olacağım, o yüzden gidemiyoruz. Yoksa aslında gidecektik. Daha önce bekliyorduk ama... Kanlı burnundan aynen, her an böyle hop oturup hop kalkıyoruz. Böyle o yüzden 2023 bizim için... de böyle zaten bir güzellikte geliyor, ailemize yeni bir üye katılıyor. O yüzden ben de çok mutluyum, onu bekliyoruz. Ondan sonra da evet bir yolculuğumuz olacak. Darma Duman dizisi final yapan Aytaç Şaşmaz, yılbaşı gecesi yayınlanan O Ses programında Asla Malbora ile beraber yarıştı. Athena Ben Böyleyim şarkısını söyledik Aslı ile beraber, Aslan'la. Biz çok eğlendik. Kendi kalbinizi yansıtan bir şarkı olduğu için de bunu paylaşmak istediniz. Vallahi şahsen biz çok eğlenmek için, hani yılbaşı konseptinde eğlenmek dedik ve böyle bir şarkıyı seçtik. İnşallah elimizden geleni yapmışızdır. Şaşmaz, yarışmada ayrıca geçen aylarda ayrıldığı Cemre Baysel'le pişti oldu. Cemre'nin de oradaydı, neler söyleyeceksiniz, beraber orada kalktığımız halde. Evet evet, herkes oradaydı. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Aytaç Şaşmaz'a Cemre Baysel'le biten ilişkisiyle ilgili herhangi bir pişmanlık yaşayıp yaşamadığı soruldu. Sana şöyle kısacık bir cevap vereyim. Sana saygı duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese saygı duyuyorum ama lütfen bana da saygı duyun. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Hepimizin yeni yılı hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel geçsin. Sizi çok seviyorum. Sizi üzmek istemiyoruz açıkçası. İçinizde en ufak bir pişmanlık var mı? Çünkü dışarıya var gibi yansıtıyorsunuz. Yok yok, kimsenin bir şey yansıttığı yok aslında. Sadece her şey kendi gidişatında gidiyor. Biz de insanız. O yüzden böyle bir yolculuk bizimki de. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Davetin ünlü konukları arasında Temmuz ayında evlenen Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel çifti de vardı. Çok güzel bir yıldı. Umarız ki herkes için çok güzel geçmiştir. 2023 yılı ile ilgili dileklerini paylaşan çift, bebek planı yapmadıklarını söyledi. Vallahi geldiği gibi gelsin. Bildiği gibi gelsin. Bildiği gibi gelsin. Sizler olabilir mi? 2023 var mı bebeğim öyle planımız? Yok, şimdilik öyle bir planımız yok. Sipahi dizisiyle bu sezon ekrana dönen Özge Gürel, partneri Kaan Yıldırım'ı övdü. Yani Kaan zaten işte Serkan'ın da eski partneri. Onun eski partneri benim yeni partnerim. Çok birlikte çalışması rahat, konforlu bir partner Kaan. O yüzden gayet mutluyum Kaan'la çalıştığım için. Keza Kerem abi de öyle. Anlat bakalım. Avusturya'da nereye kayboldun? Anlamadım. Anladın. Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel yılbaşı planlarından bahsetti. Bu sene sakiniz ya. Bu sene. Beraber evde. Evet. Ya evet, aslında bizim rutinimiz bu. Galiba yeni yıla böyle hep
çok sevdiğimiz insanlarla bir arada daha sakin bir şekilde girmeyi tercih ediyoruz. Bu sene de öyle. 2022'de pandeminin etkilerinin devam ettiğini belirten Cemiyet Hayatı'nın ünlü ismi Feryal Gülman, yeni yıl dileklerini paylaştı. 2022 tüm dünyada ve ülkemizde tabii ki pandeminin hala etkileri devam ederek geçti. Diliyorum ki 2023 daha olumlu ve daha güzel geçsin. Artık şu pandemiden de kurtulmuş olarak girelim diye diliyoruz. Hala etkileri çünkü pek çok yönden devam ediyor. Davete katılan Aslan Güner'le Mert Kılıç çifti 2022 yılını değerlendirdi. Uzun zamandır çalıştığımız bir projemiz vardı. O projeyi vizyona soktuk biliyorsunuz 7 Ekim'de. Daha önce paylaşmıştık komutan filmini. Bizim için 2021'de 2022'de çok güzel geçti yani. Çalışmayı seviyoruz. O yüzden aslında Mert'in söylediği gibi çalıştığımız sürece keyfimiz yerinde. Üretmeyi seviyoruz. Uzun süre hayalini kurduğumuz bir iş vardı. Onu gerçekleştirdik. Sizlerle birlikteydik yine zaten. Onun dışında güzel geçti. Çok şükür diyelim. İnşallah 2023 çok daha güzel geçsin hepimiz için. Ama önce sağlık olsun. Sağlık olsun. Güzel hayırlı işler olsun. Güzel geçsin dilerim. Ünlü oyuncu çift yeni yılı hep evde karşıladıklarını belirtti. Yıldız'a ne yapacaksınız? Beraberseniz tabii ama bir plan var. Evdeyiz. Evdeyiz. Yani şu an aslında işte sevdiğimiz insanların davetleriyle birlikte bir araya gelip eğlencemizi önden yapmış oluyoruz. Ama ben yılbaşını yıllardır öyleyiz. Biz evimizde evde böyle baş başa televizyon izleyerek öyle ufak tefek kendi içimizde hediyeleşerek falan geçiriyoruz. Güzel bir yemek. O hayalimde. Mutlu, huzurlu bir şekilde evde geçirmeyi diliyoruz. Bir peri masalı dizisi ekrana veda eden Hazal Filiz Küçük Köse daveti şıklığıyla dikkat çekti. Bir peri masalı bitiyor. Sonrasında yeni işler bakalım. Ocaktan sonra görüşmelerimiz var. Yeni sezona ya da işte ara sezona bir şeyler olacak. Küçük Köse birçok ünlü isim gibi yılbaşını evde geçireceğini belirtti. Söyleyeyim ama böyle keyifli olacak eminim. Biraz daha özel olacak benim için. Dışarıda olmayacağım. Evde geçireceğim yani. Önde olması lazım. Evet. Merhaba. Selam. Nasıl buldunuz? Ailenin sözcüsü aslında Pınar, bizde anlaşmamız öyle ama bu sefer ben yorum hakkını aldım böyle yani, değil mi? Yok, çok keyif aldım. Pınar bir kere zaten her zaman sahnede olan bir kadın ama böyle tiyatro, müzikal, hani seyirciyle birebir oynadığı ilk defa, ilk günüydü. Bu onun da aslında bir sahne premieri oldu. Bence çok yakıştı. Çok heyecanlıydı. Ben tanıdığım için anladım ama bu heyecanı sahneye güzel enerji olarak yansıttılar. Hakikaten çok duygulandım ben tabii. Ben kocası olarak sonuçta biraz daha gözüm doldu falan böyle. Şeker güzel geçti yani bizim için. Çocuklar da çok güzel tepki gösterdiler çevremizde. O da çok güzel bir sonuç bence. Zaten özel bir oyun bu. Zorlu'nun biliyorsunuz bir yarışmasının sonunda çıkmış. Elif Sude'ydi değil mi? Evet. İsmini yanlış söylemeyeyim. Onun harika bir hikayesi aslında. Bir çocuk hikayesi. Ben boyuna da bakınca sonunda zaten geldi müzikalin Elif Sude. Boyuna bakınca, şeyine bakınca. Yani işte onu demek istedim. Şimdi 12 yaşında. Boyuna yani şey yaşına bakınca yani. Hani boyundan büyük iş yapmışı evet. Söylemek istiyorum. Yani hakikaten harika bir şey yazmış. Bundan sonra tiyatro sahnesi daha fazla olması ister misin? Diler misin? Bunlar aslında birkaç senedir bunu istiyor. Ben şimdi onun adına sözcü olarak devam edeyim gelmişken ama tiyatro zor biraz. Ben çok eskiden yaptım. İnsan hani o sahnede olmayı arka arkaya aynı şekilde bir daha aynı oyunu haftada birkaç defa turneleri yorucu, tempo çok zor. Aslında hani bir kere de oradan başlamak Pınar için de zor olacaktı. Pınar güzel bir yerden başladı. Sevdiği seçimde çıtayı bir üste alabilir yani. Alır, yakışırdı ona çok. Bundan sonrasını o biliyor. Bu arada hiç ne prova izledi ne bir şey, ilk defa izledik. Totem yaptık, şey yaptık. Hiç izlememiştik, ilk defa izledik. Aldım, çok keyif. Bu arada sizi de buluşken soralım, uzun yıllar oldu, sizi görmüyoruz. Evet. Dizilerde yoksunuz, evet. Soyutladınız kendinizi. Yok, soyutlamadım aslında, ara verdim. Yaşlanmayı bekliyorum, öyle diyorum herkese. O biraz zor. Yaşlandı. Rolü için yaşlandı. Bir rol var, ona yaşlanıyorum. Yani biraz böyle hani o arada bir karakter kaldım. O ara biraz da seçim oldu bizim şey olarak. Hani dönmek için de fırsat arıyorum. Eskisi gibi işler yok. Hani bir bana uygun olan işler yok şu anda. Biraz daha böyle çatapattı falan işler var. Öyle bir yüzüm yok benim. Böyle vurdu kırdı, taramalı tüfekli falan filan. Bakalım bizim de zamanımız birlikte gelir. Birlikte bir oyun koymayı düşünüyorsunuz. Yok ama birlikte başka bir şey yapabiliriz. Hazır Pınar biraz böyle şan dersi falan gidiyor. Ben çal sen söyle bir şey yapabiliriz yani. Daha böyle kendi aramızda canım. Öyle şey olarak değil tabii. Albümden bahsetmiyorum. Öyle keyifli bir şey yapabiliriz belki. İlk kez mi bir oyunda şarkı söylediniz bu arada? Ben ilk defa şarkı söyledim. Pınar ilk defa şarkı söyledim. Yani bir kere bir
bir şarkısın seni sunarken hani Erol abinin ve Metin Özülkü'nün baskısıyla bir kere şarkı söylemiştim ama çok hazırlanıp çalışıp söylemiştim. Onun dışında bugüne kadar hiçbir yerde hiçbir şekilde şarkı söylememiştim. İlk defa şarkı söylüyorum. Evet, benim nasılmış için peki? Çok keyifli ama tabii doğru elden çıkınca, bu arada şu an dersi aldım çünkü. Ve bence hocamın sihirli bir değneği var. O yüzden hasta memnunum, sevdim ben. Yani bir de hastayım bugün, sesim çıkmayacak diye çok korktum. Sabahtan ilaçlar vesaire, teşekkür ederim. Yoğun tempo birazcık ağır geldi galiba. Şu an dersleri devam eder mi? Tabii. Yani ben sevdiğim bir şey. Aslında bu arada şöyle bir şey, senelerde şu an ders almak istiyordum sadece kendim şarkı söylemek için. Hani söylerken güzel şarkı söylemek için. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Şey açısından. Suati açısından. Ben şarkı söylemeyi çok seviyorum. Çok seviyorum. Çılık çılığa şarkı söylüyorum. Olmuyor, onlara yazık. Yalnızken sorun yok da. Şimdi daha düzgün söylüyorum. Gün geçtikçe daha da düzgün söyleyeceğim. Peki, teşekkür ederiz. Başarılar dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun.